Selamlar efendim. Yeni bir hesap incelemesi videosu ile beraber karşınızdayız. Bu sefer katıl üyelerine özel olaraktan sormak istedim bunu. Belki ilerleyen dönemlerde yine rastgele bir şekilde yorumlarını seçebilirim. Ancak sıradaki videoda yapabilir miyim? Emin değilim. Şu an aynı anda çok fazla içeriye yöneldiğim için maalesef bu seriye çok fazla vakit ayıramıyorum. Ancak bu seride zaten Önemli olan bir bakıma da hani farklı karakterler girdikçe oradan bir şeyler kapabilmeniz. Bu yüzden en azından her yamada birer veya ikişer tane video çekme uygun olabiliyor. Ben buradan rastgele seçeyim bu arada. Artı olaraktan zaten ben bu incelemeleri çok fazla bir şekilde Twitch üzerinden yayın üzerinden yaptığım için siz yayınlardan daha çok gelip puan biriktirip oradan incelettirmeleri de yapabilirsiniz. Özellikle istediğiniz bir şey varsa diye diyorum. Evet kazananlarımız burada belli. 10 kişiden ikişer adet karakter bakacağımı söylemiştim. Zaten buradaki kişiler de zaten karakterlerini yazmıştı. Göz ataraktan ilerleriz. Twitch'ten takip etmek isterseniz link belli. Açıklamada da yazıyor. Sabit yorumda da var. Aynı şekilde Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Bir de videoyu beğenip bana destek olursanız ayrıca bir sevinirim. O zaman hepinize iyi seyirler dilerim. Evet ilk kişi olaraktan Lulikanus çıktı. Bana dediği tek şey monomi indeli. Sadece monasına bakacakmışız. Çok teşekkür ediyorum ben özellikle bu şekilde bullediğim için Lulikanus'cuğum. 81 seviyede bırakılmış. 69 oran 171 hasarlı ama 160'da enerji yüklemesi var. Üstüne 220 element suluğu var fakat 1757'de saldırısı var. Çok fazla ortaya karışık hibrit olmuş ama en azından her türlü iş gören bir mona bu. Çünkü kısa <laughs> rüzgarların kayıp doğası kademe 5. Bu adam silah da kazanamıyor arkadaşlar. Bu adama ne olur silah şansı verin. Adamın daha ben silah benerinde kazanabildiğini göremedim maalesef. Hatta kademe 6 bile diyebiliriz Ekstradan bir tanesi daha var. Onu da çıkardı. 4 parça gö göçebe kumpanyası var. Neden biliyor musunuz? Main DPS mon oynuyor. Çünkü takım yıldızı ikisi var. Bir tanesini ver lütfen. Çok istiyorum. Teşekkür ederim. Ve bakalım hemen şuradaki parçalarda. 19 hasar 7.4 oran ve 6 saldırı kasmış. Çok güzel. 2D 7.4 oran ve 4 enerji yüklemesi var. Saldırıya uğradım. Gel. Hemen saate de bakacağız. Ama Luna'ya da bakalım bir yandan. Değil mi oğluşum? Hoş geldin. Saate baktık. Saldırı altında 100 element ustalığı var. Ve 6 enerji ile beraber 7 hasar bayağı iyi. Bu da su hasar bonusu var. Ve set parçası takılı. 30 crit value kazanıyor. Üstüne bir element ustalığı var. Hayret edici değil mi Luna? Hadi geç. Sıcak sıcak birbirini çok fazla yapışmayalım. Hasar altında da 10 saldırı. 17 enerji yüklemesi 7.4 oran 19 element ustalığı. Ya Mona'daki detayı bilmeyenler için Hani bu karakter zaten enerji yüklemesinden de güçleniyor. Element ustalığından da iş yapıyor. Bu arlaşma oynadığınız vakit. işte gidiyorsunuz bu karakter saldırı kastığınızda zaten her türlü işine yarayan bir nitelik de. Her bir haltı çok güzel dengelerekten kasmış olduğu için eline sağlık. Daha ne yapacaksın zaten. Ha belki bir şey diyeceksinizdir. Hasar daha fazla olabilirdi o kitap var diye. Fakat 220 element ustalığı sıfır üst nitelikten yani alt niteliklerden toparlamak bayağı bir iyi. O yüzden şu an kendinde de kalabilir. Ultisiyle bayağı sağlam hasar verir. Enerji yüklemesi birazcık bulmuş olduğu için çok güzel. Ama sadece bir karakter yazmışsın. Keşke iki karakter yazsaydın. Neyse artık arabadan atlayıverdi. öteki karakter şeyi. Sırf adam bunun flexini yazma, yaptırabilmek için zaten yazmış. İnanılır gibi değil. Bir sonrakine geçiyoruz. Bakalım burada nelerimiz varmış. Ara dedik. Lynch'in karakterleri var. Karakter anıtlarını göster yaz. Adam yani ben paylaşım yaptım da bununla ilgili mi yaptım? Raiden ve Hutan bakabilir misin? Teşekkürler. Hemen bakalım. Zaten ilk başa koymuş iki şeyi de. Allah'ım karakter incelemeye öyle bir alışmışım ki. İstemsizce bir karakter incelemesine geçtiğim zaman sohbet açma kısa yol tuşunu kullanıyorum. Normalde atıp attığımda giriyor. Bir <laughs> psikolojim bozuldu. Artık bu karakter incelemeleri yayında yapa yapa. 52 ürün 202 hasar. 239 element sutaları var. Bak. Element sutaları şahane. Hasar çok güzel. Oran oran bir 60 en az geçmeli ya. Yoksa uta çok geri düşüyor valla. Aa. Sen bu mızrak da yapmayı denemişsin. Bir şey diyeyim mi? Bu mızrak ile bu hasar bayağı iyi. Hani harbiden senin şu an orandan birazcık toparlaman gerek hasardan kısıp. Zaten çok iyi toparlar. Shimanova takılı. Shimanova takılı yakın utağda dört parça. Enerjinizi yiyebildiği için. Sürekli rahat bir şekilde yeteneğinizi kullanabilmek için. Hani bu pasifi çalıştırabilmek için. 10 ila 15 arasında bir enerji yüklemesi bulmayı deneyebilirsiniz zaten sıkıntı yaşamamak için. Öteki türlü zorlayabiliyor. Maalesef ki. 4 parça Shimano ve takılı dedik. 2.7 oranına 34 hasar ve 5 can. Saldırı da işine yarıyor. Çok harika bir parça olmuş. 9.7 oranına 29 hasar ve 4 can. Harika. Can altında 20 hasar, 4 oran ve 11 saldırı var. Bu da çok güzel. Altında düz can da var. Ama burada dilersen şöyle bir şey yapabilirsin. Hani farklı bir can saati varsa oranı daha yüksek olup da hasar daha az olan bir şey bulabilirsin o senin bu yüzden geri düşmüş. Diğerleri zaten aşırı iyi gözüküyordu. Bu kupayı set parçası takmış en iyi güzel de. Ya takacaksan şey set parçası tak. Bu çok kötü ya. Savunma kasmış deli gibi. Hadi bu can olsa yine neyi set edecektim. Set bonusuyla beraber gelmiş diyecektim de bu çok kötü. Oran altında 22 hasar bulmuşsun. Yani güzel bu. Yine oran takmışsın. Dediğim gibi senin en büyük derdin kupa kesinlikle kupa şey değiştir oranı biraz daha arttır kupayı da zaten kendini daha uygun olacak bir şekilde ayarla zaten bu bayağı bir götürür seni Raiden Shogun 56 oranı 145 hasar ve 284 enerji kutlaması enerji kutlaması harika saldırı bir tık geride ama elektrik kupası taktıysan o saldırıya sahip olman normaldir oranın çok iyi Neredeyse 67 hatta 68 ediyor. Çünkü 12 oran zaten mızraktan geliyor sağ olsun bayağı bir toparlıyor. Hasarın bir nebze geride. Normalde bu mızrak artı Oran ve hasara bakıldığında genelde Raiden'de işte 60'a 170 gibi bir değerler yapmaya çalışıyorlar. En az da 240 enerji yüklemesi toparlamaya çalışıyorlar. Bakalım. Sen enerji yüklemesini çok güzel toparlamışsın. Belki de oradan ötürü yeterli olabilir. 4 parça parçalanan kadar hem var. 13 hasar 11 oran 6 enerji yüklemesi harika. 6 oran 27 hasar var. Bu da çok güzel. Saatte enerji yüklemesi takmışsın. 3.1 oranı 21 hasar. Yine ucundan kurtarmış diyebiliriz. Asset parçası olduğu için. Elektrik hasar bulmuşsun. 20 hasar 15 enerji yüklemesi çok güzel set parçası. Oranın altında 13 hasar var. 9 saldırı var. 12 de enerji yüklemesi var. Olur var. Bu şekilde götürebilirsin gerçi. Enerji yüklemesini çok fazla toparlamışsın dediğim gibi. Ama o da zaten ultinin içine yaradığı için olur. Bir de kutuada kupan çok sıkıntı senin ya şu anda. Bir sonraki kişiye geçelim uzman Bakalım bu yaydı kime aitmiş. 11. katı dahi zar zor yapan DPS'lerim Alhaytan ve Avare'ye bakılabilir mi? El aydınlığı ile beraber başlayalım. 65 oranına 200 hasar. Nasıl ya? E çok güzel bu. 306'da eleman tutalım var. Çok güzel gözüküyor niteliklerin. Allah Allah. Ezeli kılıcı takılı. E güzel. Yani sen neden bu tür sıkıntı yaşıyorsun ki acaba? Bakalım. Bir adı bakalım. 4 parça altı rüyalar var. Bu niye Sen doğru takımı mı kurmuyorsun acaba? 3.1 oranı hasar 4 saldırı. Şu savunmaya rağmen biraz götürür ya bu. Element sola bulmak gerekiyor sadece atletiklerde biraz. 4 oranı 24 olsa oran 40 element sola harika mesela bu. Süper olmuş. Element sola takması 18 hasar 6.2 oranı 4 enerji yüklemesi yine güzel. Kupada doğal saldırı bonusu var. 25 hasar 4 saldırı 4 enerji yüklemesi. Bu da çok iyi. Ama sende nayı yokmuş. Enerji yetiremeyebilirsin. Hasar altında 16 saldırı 5.1 oran. Alha saldırıyı çok fazla önemsemiyor. Element sularını çok fazla abanıyor daha çok. Yine saldırı da önemli elbette ama. Bu yüzden taşla dilersen şöyle bir değişikliğe gidebilirsin. Hasar altında yine Uran bul ama element sularına abanmaya çalış. Hani can ve saldırı sana burada element sularına kadar büyük bir katkı sağlamaz maalesef. Kupa'da da değişebileceğim bir şey var mı? Şart değil. Ama değişebilirsen şu açıdan güzel olur. Daha yüksek enerji yüklemesi de bulmayı deneyebilirsin. Kupadan. Sıkıntı oluşturmaz sana. Senin enerji yüklemesine ihtiyacın var çünkü. Şu an bu çok geride. Hani 110 ila 120 arasında yapmayı dene mutlaka. Başka bir doğa karakteri yoksa eleki takımda. Yetersiz kalabilir. Yani bunun dışında belki çiçek daha iyi toparlanabilir. Onun dışında diyebileceğim bir şey yok. Ama şu anki hali zaten güzel. Hani kötü değil. Her şey on yapmışsın. Yine de taşır. Yine de yok eder. Avare. 62 218. E bu da güzel. Zaten avarede enerji start pek olmuyor. Göçebe not kitabı takılı kademe 1. Kademe 1 ile kademe 5 arasında birazcık fazla fark oynayabiliyor. Ne kadar çok çıkartırabilirsen o kadar iyi. Kendisi az zaten şart değil o silah varken. 1600 saldırım bu ile beraber normal. 4 parça çok olan günlükleri var. 10 oranı 14 hasar ve bu da iyi. 3.5 oranı 22 hasar. Güzel. Saatte saldırı takılı 18 oran var tek başına taşımış. Rüzgar hasar bonus takmış. Set parçası için takmışsın. %15 hasarı %15 saldırı. Eh diyelim hasar altında 6.5. Senin sona baya bir savunma gelmiş. Savunma ve can alakasız karakterlerin inanılmaz fazla gelmiş. O yüzden bu üzmüş seni baya. Diyebileceğim tek şey şu olur. Eğer zaten Alhaytam'ı takımda raid'ini kullanıyorsan enerji yüklemesi açısından çok büyük problem yaşayacağını sanmıyorum ama bu kadar eğren kaç kaç bunda yüksekmiş tamam yeterli olur. Avarnia takımında hani Johnny alırsın, Bennett alırsın, Bracel Hasar'ın o şekilde yanına bir de rüzgar koyarak bayağı abartırabilirsin, yok edebilirsin. Bir diyebileceğim bunlar olur. Alaytamın yanına da mümkünse işte ikinci bir doğa karakteri at, Element solunu artır. Bir adet de su karakteri attın mı Shinkchu boşta varsa yok eder giderse adam alaytam. Aşırı çeklenme oyna. Aşırı çiçeklenme reaksiyonu oyunun en bozuk reaksiyonu. Da, doğrudan en bozuk reaksiyonu hatta şu anda öyle diyeyim sana. Gerçekten çok güçlü. Bu sefer de Huta ve Ayaka var. Bakalım sırasıyla. O bir bin canı var. 52 oranı 216 hasar, 120 enerji yüklemesi ve 114 element stolu. Element stolu yüzü geçmiş güzel. Hasar çok iyi. Oran bir nebze geride. Oranı toparlayabilirsen can da çok iyi zaten. Oranı toparlarsan şey süper olur. Dört baş kızıyla cadısı açmışsın çok iyi. 10 oranı 21 elemen sola 8 saldırı Bu da oradan geride ya ama başka oranı toparlayabileceğim bir şey yok sanırsam o yüzden onu takmışsındır 27 hasar 21 elemen sola 10 enerji uygulaması ve 4 saldırı çok iyi zaten Can altında aa bu da bayağı geride Mesela bizim yandıgerlerde genellikle Eğer o karakter özellikle istiyorsa 30 Kritik value geçmek gerekiyor 30 kritik value'dan kastım işte kritik oranını o yardığın sahip olduğu kritik oranı 2 ile çarpıp kritik hasarı kaçsa onunla topluyorsun. Neden kritik oranı 2 ile çarpıyorsunuz? Çünkü kritik oran her zaman kritik hasarın yarısı kadar geliyor. Yani nitelik olaraktan yarısı kadar artış gösteriyor. Bu yüzden 2 ile çarptığınız zaman daha doğru bir sonuç elde ediyorsunuz. Değer açısından kupeye baktığımızda, kupeye geçelim şurada. Set parçası takmışsın. Gerçi bu seni götürür. Olur, cana gitmiş. Hasar gitmiş element sudaları var. Daha iyisi elbette olabilir ama bu seni götürür en azından diğerlerini kıyasla. Oran altında ha, düz can çok fazla gelmiş. Bu birazcık üzülmüş. Burada daha iyi can yerine belki bir element sudaları deneyebilirsin. Şart mı değil. Set dışı daha kolay deneyebilirsin diye dedim. Taş varsa hazırda. Onu takarsın. Şey veya özellikle saati değiştirebilirsen güzel olur. Saatlik en büyük sıkıntın dediğim gibi. Ya daha yüksek bir element sudaları bulsaydın daha güzel olurdu. Ya da daha yüksek oran. Özellikle oranı 60'a geçirmen lazım. Şu savunma ve saldırıya birer defa gitmiş. Bir de galiba şu nitelikten başlamış olabilir o. 10-10-10 her şey. Tamam bunlar güzel. Bir de ayaka. Aa. Ayaka'ya en az bot soran lazım. ya. Yani. Yoksa yetmiyor. Gerçekten yetmiyor. Hele ki boss'a falan denk geldin mi? İmkanı yok. Kritik çok fazla kaçırırsın. Donduramadığın için. 20 oranı 242 hasar. Hasar aşırı iyi. Enerji yüklemesi de bulmuşsun ama aman ama takılıysa. Yani. Ya yine yetirebilirsin bir şekilde. Buz karakterleri takımda ama. En büyük sıkıntın oran senin ya. Saldırın da çok güzel. Yeniden dönümsüz kesen de var. 4 parça kış gezgini de açmışsın. 20 hasar 2.7 oran 12 enerji yüklemesi. Güzel yine kullanılabilir. Enerji yüklemesi açığını kapatmışsın. 8.6 oran 13 hasar. He, bu belki değişebilir. Saatte saldırı takılı 14 hasar var. Tamam bunu kesin değişir. Bu çok geride. Kupada buz hasar takılı. Saldırı bulmuşsun. Çok yüksek oran var. 4 idarelik kullanılabilir. Hasar altında 10 saldırı var. Hiç oran yok. Bak yani sırf bunu değiştirerek bile toparlayabilme şansım var. Savunmaya çok fazla gitmiş. Bu yine uzun bir süre tutulur ya. Saldırı açını kapatmışsın oradan da. Touch ve sa saat en büyük Sıkıntı burada. 5, 7, 8. Düz duruş geliştir ya yine. A 7, 8 yap. Zarar vuramazsın. Zaten çok ucuz bir fiyata yapılıyor onlar. Çok fazla boss malzemesi de istemiyor. Rahat olur o yüzden. Evet bu sefer iki farklı main DPS'imiz var. Shao ve Diluk. Zaten ikisini birden kuyu vermiş. Skit bakalım. 76 oranı 258 hasar. 110 da enerji demesi. Abba Saldırı desem 1926 çok iyi. Homa takılı. Yadigarlara baktığımızda 2 yeşil gölge 2 gladiator. Homa takılı olduğundan zaten %50 canın altına düştüğünde ekstradan saldırı bonusu baya bir geliyor. Set bonusları çok güzel. Şeye bakalım. 32 hasara 3.1 oran. Gayet güzel. Twitter ne varmış? 14 hasara 15 oran. 5 enerji yüklemesi. Saatte saldırı takılı 9.7 oran 18 hasar var. Bu da çok iyi. Kupada rüzgar hasarı var. 15 hasarı 12 oran 4 saldırı oğlum. Bunlar ne? Hasar altında 12 oran bulmuş. 4 DNA de açıklaması var. Baya güzel. Can telekleri bile olmadan ötürü yine ufaktan iş yapıyor. Her şeyde 10 yapmış. Eline koluna sağlık. 73'e 200 üçlü bir diluk var. 187 enemen suda var. Abi bu sadece saatten mi geldi yoksa? Yılan sırt takılı. Tamam gayet güzel. Zaten Battle Pass'in en iyi silahlarından birisi bu. Hani kademe 5 yaptığınız zaman Diğerleriyle bakıldığı vakit hasar farkı muazzam güçlü oluyor. Zaten Fontaine geldikten sonra bir de öteki silahlarla kıyaslamak lazım. Acaba hangisi daha bozuk olacak diye. Dört parça kızılev cadısı var. Bunu da içerik olarak yaparım gerçi. Güzel bir anda aklıma geldi ama hoş bir fikirmiş. 5.4 oranı 20 hasar ve 9 enerji yüklemesi de çok güzel. Tüy de 2.7 oranı 35 hasar ve 6 saldırı var. Harika. Saatte element tutarı takmış. Antelikleri biraz üzmüş ya. Savunma ve can. Yemiş hakları yemiş. Vallahi yemiş bitirmiş. Salt belki değişebilir. Ateş hasar bonusu var. 22 hasarı 6.6 oran ve dur saldırı. Bu da çok güzel. Taşlı hasar altında 6.6 oran 9 enerji yüklemesi. Yine götürür. Burada da düz saldırıymış. Yüzdelik saldırı olsa efsane olurmuş bu arada. Her şeyde 9. En ne sağlık. Genel olarak zaten çok iyi. Evet farklı bir main DPS'imiz daha var. Yanında da bilindik bir sub DPS'imiz var. Ayto ile beraber başlayalım. 20.000 canın var. 1600 saldırın var. 71 oranı 232 hasar. Abo. Sen ne taktın peki? Aa şafak habercisi. Şafak habercisi. Bu ayet öyle inanılmaz güzel ve güçlü gidiyor. Aynı şekilde alaytama da bunu kullanabiliyorsunuz. Ve zaten buradan da 28 oran geliyor canı %90 üzerinde tuttuğunuz vakit. O yüzden senin oranın resmen şu anda 99 nasıl yani? Nasıl yani 99'a 22 ile oynuyorsun? Abo! Çok güzel. Dört parça gladiatör takmış. 19'a sarı 10 oran 4 saldırı çok güzel. 15 orana 8 hasar, %9 saldırı ve %9 enerji yüklemesi var. Bu da çok iyi. Saldırı altında 34 hasarım var. Çok güzel. Can nitelikleri inayet onun işine yarıyor. Ace'in pasifi sağ olsun. 10 oranı 21 hasar, 4 saldırı. Set dışıymış ama çok iyiymiş. Element ustalığı da var. Baya güzel. Oran altında 15 hasar var, 9 enerji yüklemesi var ve %9 can gelmiş. Yine güzel. Eline koluna sağlık. Harika olmuş. 1-8-4. Ayato'da biliyorsunuz zaten. E sadece önemli. Düz vuruşunu etki etmiyor. İkisinin yüzdelikleri tamamen birbirinden bağımsız olarak geçiyor. Ultiyi 6 yap be. 6'ya kadar kaynak istemiyor. Yap bir zararı olmaz. Zaten sık sık kullanıyorsun. Normal vuruş hasarını da yüzdeliğine ufak da olsa arttırıyor diye ama. Zararı gelmez dediğim gibi. Sık atıyorsun. Ayet oda şart. 53 161 hasar. 299 enerji yüklemesi. Abo. Sen bu uç sınırları amma oynamışsın. Ve hoşuma gitti. Saldırın da çok güzel. 1734. Yakalayan mızrak takılı. Bunu kademe 5 yaparsan oranın adına daha iyi olur tabii ki. Şart mı değil. Fakat daha iyi. Ulti hasarını da sonuçta. Oranın çok iyi. Hasarın da zaten o istenilen değeri ulaşmış az çok. Enerji yüklemesi zaten çok fazla uçmuş. O açığı kapatmış. 11 18 hasar 6.5 enerji yüklemesi ve 4 saldırı. Benim raidimde neden kasılmıyor benim raidim. 10 oranı 15 hasar. 2 yıldır dönüyor. 12 enerji yüklemesi çok güzel. 8 hasarı 13 oran. İlk defa bir enerji saatini kıskanamadım. Çünkü benim Raiden'in şu anki durumunda saldırı biraz daha iyi gidiyor. Tek niteliklerden enerji yüklemesi toparladığım için. Siz de o şekilde tercih edebilirsiniz bu arada. 10 orana 8 hasar ve 13 enerji yüklemesi var. Hani senin şöyle bir şey yapabilme hakkın şansın var. Saati saldırı takıp kupeye elektrik hasar bonusu da takabilirsin. Çünkü bulmuş olduğun enerji yüklemesi değeri çok yüksek zaten. Hani tacı böyle tutabilirsin de. Şu açıdan güzel olur. Hasar harbiden sağlam artar. Enerji demesinden çok fazla kayıp yaşamazsın. Çünkü de genelde 233 sınır oluyor. En kötü. En tabanda tutulması gereken değer. Enerji demesinde. Ki zaten sen diğer yadigarlardan bayağı bulduğun için. Eğer bunlarda da aynı şekilde bulmayı az çok başarabilirsen. Hani kupadan bahsediyorum. Bayağı bir iyi olur. Bayağı bir toparlar. Vurur. 2-5-10. Eline koluna sağlık. Asya'da olan vardı ona en son bakalım. Şimdi sürekli de bölge değiştirmeyelim ama bir adet Yula ve Miko'muz varmış. Bakalım. Yula ile beraber başlıyoruz. Yakın bir zamanda gelmişti. Aa, bir dakika senin macera rütbesi kaç? 55. Senin yadigarları artık abanma şart. 32 oranı 198 hasar Yula için çok geride. Yula maalesef tek bir anlık hasara sahip olduğu için ultisi kritik kaçırdığı an maalesef zorlayan bir karakter. O yüzden senin bu karakterde oranı en az bir 60'a çekmen gerekiyor ki bu karakter kritik vursun. Hani hasardan kız. Şu anda çok kısa sardan. Hiç dert değil. Yeter kırtık vurmaya başlasın. En büyük derdi o. Karlı gümüş yıldız takalı. Uygun. Bir sıkıntı yok bunda. Saldırının fena değil. Şu an senin element sulada çok yüksek. Element sulada nasıl bu kadar yüksek olmuş? Element sulada önemsiz. 4 parça suyunu kalif açmışsın. Bu güzel. 6.6 12 hasar. 16 enerji yüklemesi. 42 element sulada gelmiş. Bu yine kullanılır. Enerji yüklemesini toparlamışsın. 16 hasar var. Başka işine yarayan hiçbir nitelik yok. Ve bu hasar çok geride. Bu yüzden tüyü değiştirebilirsin. Saldırı saati altında bak bunu kıskanırım. Ben şu zindanda azından bir şey kaçıracaktım vazgeçtim. Yani ben bu zindanı da çok fazla döndüm. Yola ilk geldiği vakit. Arkadaş olmadı. Yani ben bir tane bile saldırı saati düşüremedim şu zindandan. Düşürdüm. Sadece o arada var. Diğerleri savunma ve can. Başka hiçbir şey yok. Ben de yola kasmaktan bu yüzden vazgeçtim. Gerçekten bu yüzden. Yadigar takası bile denedim yine olmadı. Çiçeğe oran ve hasar beraber düşürdüm. 4 nitelikliydi. %21 cana oldu. Başka hiçbir şey artmadı. O yüzden nefret ediyorum bu zindandan. Ama saat çok güzelmiş. Kupaya bakalım. Fiziksel hasar olaraktan bu da çok girdi. element suda da çok yüksek. Hiçbir işine element eleman suda. Değiştir. Oran kasmaya çalış. Burada eğer dilersen şu an oranın altında hasar takabilirsin diğer nitelikleri toparlayana kadar. Eğer ki çok fazla niteliklerden oran toparlayabilirsen burada hasar takmaya tekrardan geri dönebilirsin. Bu zaten bayağı güzel olan bir taşmış. Saldırısı çok yüksek bu arada. İşini görür bayağı. O yüzden diğerlerinden... Aaa! <laughs> Nasıl? Ama sen neden bu karakter düz duruş geçirmedin? Bu karakter zaten düz duruş oynuyor. Yani tamam asıl hasar kaynağı ursinden çıkıyor olabilir ama normal vuruşları yaparaktan zaten yük biriktiriyorsun. Ne olur geliştir. Bunu da yüksek tut. 10 yapman şart değil ama en azından bir 8 yap. Lütfen. Bu karakter alanda duraraktan vuruş yapıyor. Normal saldırıları çok önemli bunun. Abo. Dur Miko'ya geçelim. 45 onun 120 hasar. 178 enerji yüklemesi. Paso enerji yüklemesi abanarak da Miko oynanır mı? Bir ihtimali var evet. Eğer ki şey kasarsanız. dört parça parçalanan kadar amblemi kasarsanız olabiliyor. Element sulanın da 249. Çok ortaya karışık geldi bana bu ya. Göçebenin notu kitabı var düzen Ama göçü bir not kitabı ile beraber az hasar ya bu. 55 e hasar veriyor koskoca. Oran da çok az. İki parça yıldırma öfkesi iki parça gladiyatörü nasıl toparlayabiliriz? Ben de bu setleri kullanıyorum. Ama mesela ben şey yapmadım hiç. Enerji yüklemesini oynamadım. O yüzden hani gittim sadece E hasarını oynamak istiyorsan mesela. Hiç enerji yüklemesi kasmadan sadece element tutalı oran ve hasarı abanabiliyorsunuz Emiko'da. Ulti kullanmıyorsunuz ama o rotasyonda doğru düzgün. Enerji inleyemediğiniz için. B tabi başka bir elektrik karakteri yoksa takımda. Ki zaten Yemiko'nun ulti enerji bedeli çok yüksek. O yüzden o şekilde de oynayabilme şansım var. Yemiko ile eğileri kullanır alandan çıkarsın. Rotasyondan zaman kaybetmeden de oynayabiliyorsunuz o şekilde. Dilersen o şekilde bir ilerleme sağlayabilirsin. Ama bu enerji yüklemesi çok gereksiz yüksek. Eğer 4 parça parçalanan kadar amblemi yoksa. Çek hadi idare etse desek. Gerçi Tüy daha çok idare ediyor. Şu savunmaya rağmen çiçekten kat kat daha iyi. Şeyi değiştirdin. Saate enerji yüklemesi takma. Parçalanan kadar hamle kullanmıyorsun? Takma. Gerek yok. Kupada element suları hiç takma. Elektrik şart bu yemikoda. Kesinlikle şart. Taşla saldırı hiç takma. Taşla da oran veya ara. O şekilde anca toparlarsın. Ama dediğim gibi eğer ki özellikle bu kitabı kullanmak istiyorsan. Yemikoda yapman gereken değerler 60 oran. Diyelim ki minimum 60 oran yapmaya çalış. Hasarı ise en azından 180'i geçecek şekilde ayarlamaya çalış. Eğer 180'i geçemiyorsan da element ustalığını 100'e geçirecek şekilde ayarlamaya çalış. Yanında da bir doğa karakteri kullanırsın. Hani neyi de falan kullan yok eder. Harbiden yok eder gidersin yani öyle diyeyim sana. 4, 9, 8 tam yetenekleri bunda güzel geliştirmiş. Onda bir problem yok. Bir sonrakine geçelim. Evet. Geriye 3 kişiciğimiz kaldı. Hesabımda artı sıkıntısı çok fazla. Umarım bu bana yardımcı olacak. Shinkyu ve Huta. Allah'ım. Shinkyu benim bu arada gerçekten oyundaki favori karakterlerimden birisin. Bunu defalarca vurguluyorumdur belki de ama. Hani şu karakter 4 hızlı olmasına rağmen o kadar güzel su uyguluyor ki. Ve oyundaki en büyük kıtlık genellikle su karakterleri açısından yaşanıyor. Çünkü çoğu reaksiyonda su harbiden şart oluyor ve çok önemli bir role sahip oluyor. Şık harika bir su uygulayıcı karakter. Şimdi. Saldırın eğer takımın yazı değilse normal. Evet normal bu saldırı. Ve hatta güzel. Aa, senin oranın hiç yokmuş ya. Ben en azından 30 oran falan vardı diye düşünüyordum. Herhalde kötü dediğinde diye düşünüyorum da 14 harbiden kötüymüş. Sadece 10 oran bulmuşsun. 202 enerji yoklaması. Enerji yoklaması harika. Hasar da güzel. Ama oran çok ölü. Element sola şart mı değil. Element sola hiç bulmasan da olur. Kılıç da çok güzel takmışsın zaten. Kılıçta da bir sıkıntı yok. Macar Ritman kaçta? 55. Hmm. 4 parça ne kadar anlıyorum. He. Sen ne ötürü sıkıntı yaşıyorsun. Gerçi sana güzel bir haberim var. Yadigar takısını artık biliyorsun. Parçalanan kadar demeye ekleneceği için. Çünkü burada biraz daha güzel kasabilme şansı var. Bu arada çiçek çok güzelmiş. Çiçeği eleme. Enerjik demesi açın. çok güzel kapatmışsın. Tüy çok geride. Can kasmamaya çalış. Can bulma. Can şart değil. Tamam can bulduğunda şifa değerini artıyor ama zaten tutayla kullandığın için. Oradaki şifa değerine hiç ihtiyacın yok. Sadece hasar direnci kazanman yeterli oluyor e eğitimindeki o yağmur kılıçlarıyla beraber. Senin burada hayvan gibi oruna abanman lazım. Oranın hiç yok değişir. Saat değişir. Saate saldırı tak. Taksan da olur gerçi. Sen enerji kutlamasını nereden toparladın? Bu set parçasından 20 geliyor. Ha gerçi bundan da zaten 56 geliyor. Üstüne sen bir de buradan bulmuşsun. 20. O yüzden yine de gerçi şu da hiç takım yazı yoksa 230'a kadar zorlamak gerekiyor enerji kutlamasını. Doğru. Şöyle de yapabilirsin. Saatte eğer ki saldırı takmak istiyorsan yine Buralarda şu diğer yadigarların birinde yine bir 120'ye yakın enerji demesi bulmayı deneyebilirsin. Yok ben bulamıyorum oranın ve hasarım çok dengesiz kalıyor diyorsan... Doğrudan buraya enerji uygulaması takıp sadece oran ve hasar aramayı da devam edebilirsin. Zararı olmaz. Zararı olmaz. Ama dediğim gibi senin acilen orana ihtiyacın var. Bu su hasar çok geride Can çok yüksek ya. Dediğim gibi sen çok fazla can denk gelmiş. Bunu zaten sen yakın zamanda bak... Şu hatayı düşmeyin. Hani senin şu an burada hiçbir oranın yok hasar takmanın hiçbir mantığı yok. Çünkü zaten sen kritik vuruş yapamıyorken kritik hasar hiçbir şekilde titikleyemiyorsun. Çok düşük kalsa bile oran tak. Oranla idare et. Idare et. Temel teli oran olsun. Arada yeter kritik vuruşlar yapsın. Seni destekleyebilsin. Yoksa kritik hasar hiçbir anlamı yok. Çöpe atmış oluyorsun doğrudan. Geçelim Utoya. 46 oranı 229 hatta 230 hasar. 103 elemen soluğu ve 122 enerji yüklemesi. Bak diğer her niteliğin çok güzel. Tek sıkıntı yine burada da oran. 46'da kalmış. 60'ı geçmemiz gerekiyor. Hele koma takılı. 4 parça kızılır cadısı var. 13 hasarı 3.1 oran 84 element ustalığı var ve 11 enerji yok Bunu kesinlikle elleme. Bu harika bir parça. Çok güzel bir parça. %20 saldırı gelmiş. A bu. Şimdi bu 120 %20 saldırı çok fazla verimli olur mu? Çok fazla aşırı verimli olur diyemem. Neden diyeceksin? Karakterin zaten taban saldırısı düşük. Canın yüksek oluyor da. Oradan saldırı kazanıyor karakter. O yüzden burada element şart değil gerçi. Bu parça bile çok harika. Güzel bir şey diyemiyorum o yüzden ama. Ya iyi olmuş bir şey diyemem o konuda. Sa Aa! Senin saldırın... Aa! Bu karakteri saldırı takmıyoruz. Bu karakteri can takıyoruz. Can üzerinden güçleniyor bu karakter. Sen ne yaptın? Ne olur can tak. Ne olur Hıta'ya saldırı takmayınız. Hayır. da bir kere sen bunda can takmadığın için homo'nun pasifini kullanamıyor ki. Hani bu karakter zaten... Benim hiç can değerine bakmak aklıma gelmemişti. Homa varken genelde 31 bini geçmeniz gerekiyor can değerinde. Hani saate can taksan yeterli olur büyük ihtimal ama lütfen can tak. Kupada ne var? He. Bu çok geride. Oranı buradan toparlayabilirsin işte. Hani olur da bunu set parçası düşürürsen bunu set dışı takmayı deneyebilirsin. Burada oran takmışsın. nitelikleri yine de geride. Yüzdelik can olsa şu okey. Ama düz savunmayı da çok fazla gitmiş. iki defa atmış. O yüzden bu da seni çok geri düşürmüş. Element suda da bulmayı deneyebilirsin ya da. Can bulamıyorsun illaki. Veya sırf hasar abanılan bir şey de düşürmeyi deneyebilirsin. Fakat dediğim gibi 60 oranı geçmeye çalışsan yeterli şu an senin için sadece. Öteki türlü hasarın ortalama hasarın muazzam geri düşüyor. Karakter düz duruşu oyunu lütfen düz duruşu önce geliştir. Bak mesela eğer bu karakter bir ayet olsaydı. E yeteneğinin kendi vuruş çarpanları olduğu zaman. Düz duruştan etkilenmeyeceği için Randy Raiden de aynı mantıkta düşünülebilir. Düz duruş geliştirilmezdi. Tamam olurdu. Ama senin burada kullanmış olduğun E yeteneği düz duruşuna doğrudan bir yüzdelik bonus eklediği için ilk geliştirmen yeteneği kalsın senin düz duruş. Bu yüzden düz duruşu yine 9'a çıkarmaya çalış. E ile aynı seviyede tutmaya çalış. Öteli, öteli elemen gereken bir şey yok. Onu öyle demiş olayım. Burada arada ABC dönün arkadaşlar unutmayın. Her ayın 16'sında ve birinde yenileniyor. Dönün. Beleş köken taşlarını kaçırmayın derim ben size. Şimdi bir sonraki kişiye bakıyorum. Kimmiş ki bu? Zodis'in ki gelmiş. Karakter seçimi sana bırakıyorum ama yok böyle olmaz diyorsan Ganya bakabilirsin. Ganya bakarız. Utah'a çok fazla baktı. O yüzden yana farklı bir karakter ekleyebilirim. Neydi veya tık nereye eklemeyi planlıyorum. Bakalım şu Ganya'ya. 63 oranına 202 hasar. Gayet güzel. 180 element ustalığı var. Çok iyi. Ne takılı? Aa Amos takılıyken böyle yaptın sen bir de. Harika hiçbir oran ve hasar kazanmıyorken silahtan 63'e 202 yapmışsın. Üstüne 180 element sula bulmuşsun. Abo 100 şey 4 parça göçebe kumpanyası da var. 20, 32 hasara 5 saldırı harika. 13 orana 18 hasar çok güzel. Saldırı altını 10 orana 21 hasar ve 21 element sula çok iyi. Buz hasarı bonusu set parçası takılı 4 orana 4 saldırı 24 hasar ve 40 element sula mükemmel parça. Bak o derece mükemmel. Taşlı oranın altında 18 hasar var. 40 elemen sola var. Yine güzel götürmüş. Takım yazın yok senin ama 18-8 yapmışsın. Valla ne koluna sağlık. Çok güzel bu. Yanından ayı da bakalım hadi. 53 oranın 106 hasar varmış. 122 de enerji yüklemesi varmış. 956 eleman suları var sende. Abo. Senin net kritik vuruyor neredeyse. Pasiften ötürü. Eleman suları çok yüksek çünkü. Enerji yüklemesi zaten yetiyor. Eleman suları da fazlasıyla yetiyor. Kurban kanunları takılı. Çok güzel. 4 parçalarının olmanın hatıraları var. 6 oruna 29 hasar. Çok iyi. 61 element sulalığı. 13 hasar. 7.4 oran ve 5 saldırı. Bu da efsane. Element sulalığı takmışsın. 11 oranına 11 enerji yüklemesi. Yine götürür. Kupada element sulalığı var. Bunun alt niteliğinde 17 oran bulmuşsun. Olur. Element sulalığı altında 14 hasar, 7.4 oran ve 11 enerji yüklemesi bulmuşsun. Sana şöyle bir şey söyleyeyim mi? Eğer sen bu kupada alt niteliğinde element sulalığı bulmayı başarabilirsen sen hatta taşta da altında element sola bulabilmek şartıyla hasar bile takıp daha yüksek hasar bile oynayabilirsin. Yani neyde de daha fazla bireysel bir hasar istiyorsan tabii Takım yazısı iki mi sende? Çok güzel. 699 eline koluna sağlık. Şimdi son bir tane Asya'da vardı ona bakacağız. Şimdi bir süreye baktım da genelde böyle herkesin ikişer tane alıp 10 kişiden alınca yaklaşık yarım saat sürüyormuş. Bence ideal bir video süresidir diye de düşünüyorum. Hem çok abartı olmaz. Bu yüzden bu şekilde devam edebilirim video içeriğine. Hem beni de çok fazla yormuyor. Çünkü tür bir saate yakın oldum. Ben de inanılmaz yoruluyorum. Hani bir saat boyunca içerim yapıyorum. Böyle nefes nefese kalıyorum artık videodan sonra. Bu açıdan ben de iyi oldu diye düşünüyorum. Bu şekilde devam edebiliriz. Veya ekstradan öneriniz fikriniz varsa onu da belirtebilirsiniz yorumlarda. Size kalmış. Sizden de öneri alıyorum ben zaten sık sık biliyorsunuz. Avare ve Ayaka demiş. Avari ile beraber başlayalım. 79 doğrana, 232 hasar, 111 enerji yüklemesi, saldırısı desen 1797 element sula dahi bulmuş. Tabi element sularından kısıp saldırı vermek çok daha fazla efektif olur avarda ama göçebe yani nota kitabı kademe 4 çok iyi. Şimanava var 4 parça çok uzak kullanıyor yine Avari bunu. Hani 4 parça çok kanal günlükleri kasamıyorsanız 4 parça Shimanova kasın işinizi bayağı bir görür. Yadigar takısına bu da eklenecek zaten. Avare kasmakta hala zorlanıyorsanız o 4 parça elde edemiyorsanız buna da şans verebilirsiniz. Çok güçlü bu da. 23 hasarı 10 oran 5 saldırı bayağı iyi bu arada. Efsane. 10 orana 20 hasar ve yine 5 saldırı. bu da çok güzel. Saldırı altında 26 hasar 3.5 oran çok iyi. Kupada abo sen bir de bu set parçasından buldun bunu. Çok kanal günlüklere kasamayanlar şu an sana hücum ediyor. <laughs> bu parçayı bulup nasıl dört parça onu açamazsın da bunu buraya takarsın diye. Yok tabii ki böyle çok daha yoğunmuş senin adına. Bayağı iyiymiş bu da. Oranın altında 19 hasarı 11, 11 enerjik demiş bulmuşsun. Yine güzel. Eline koluna sağlık. Çok iyi. 18 altı. Daha fazla saldırı art, arttırmayı hedefleyebilirsin de yani onu yapabileceğin tek şey touch. Touch değiştirmesi sadece bunun için işkence olur. Hiç gerek yok o yüzden. Şimdi bir de ayaka vardı. 60 oranı 270 hasar abo. Eğer Ayaka'da kılıcınız size oran kazandırıyorsa dilerseniz hani iki parça kış gezgini iki parça saldırı gibi bir şey takaraktan da dört parça kış gezgini oynamaktan da vazgeçebiliyorsunuz. Haran takmış o şekilde bir tercih yapmış. 60 oranı 270 hasar gayet güzel. 151 de enerji yüklemesi var. Rotasyonu sürekli döner bu Ayaka bayağı iyi olmuş. Saldırısı 1932. Gayet iyi. İki parça gladios, iki parça var dediğim gibi. 35 hasara 10 enerji yüklemesi bulmuş. Çok güzel. İlginç bir bilgi daha. Eğer ki ateş karakterleriyle oynuyorsanız bu ayakta da element suları da iş yapabiliyor. Aklınızda bulunsun istedim. Melt ayaka oynamak isterseniz diye diyorum. Eleman er ayaka bilmeyenler için. Eski terimleri fazla alışkın olduğunda artık karakterlerin takım buitlerini söylerken artık o elementin İngilizce reaksiyonu ağzından çıkıveriyor. Ama bilmeyenler için ben yine de ne olur ne olmaz Türkçe mühendisliği söylüyorum. Daha iyi olsun diye. Akılda kalsın diye. 11 enerji yüklemesi mutsuz hasar gayet güzel. Saldırı altında 27 hasar 3.1 oran. 17 enerji yüklemesi yine çok çok iyi. Buz hasar altında 27 hasar 6.2 oran. Harika. Hasar altında 13 oran bulmuşsun. 12 enerji yüklemesi ve 8 saldırı. Şu parça var ya. Harika bir şey. Keşke ben de buna yakın bir şey olsa. Ben ne buldum biliyor musunuz? 3 oran. Hasar altında 3.1 oranında kaldım. Hiç gelmedi. <laughs> Artı 20 level bu arada. Evet harika. 10 10 10. Eline koluna sağlık. Benim zaten kasamadığım birkaç tane element var. Buz karakterlerini hayatta kasamıyorum. Su karakterlerinde main DPS olanları kasamıyorum. Evet. <laughs> Diğerleri oluyor ama en azından. Az çok toparlayabiliyorum yine de. Bu arada hepiniz katıldığınız için ve aynı zamanda izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. O zaman şimdilik burada bırakalım videomuzu. Eğer ki illaki garanti olarak sonraki videoda yer almak istiyorsanız dediğim gibi bu video içeriğine ayrı bir şekilde ilerletebileceğim için katıl üyesi olursanız oradan biraz daha fazla şansınız olur. Farklı farklı 10 kişiler seçmeye çalışırım her bir videoda. O yüzden zaten çok bir para koymuyorum ben. 5 liralık var şu anda en düşük olaraktan. Hani sırf ona katılarak bile büyük bir katılma şansına erişebilirsiniz. En kötü üyelere özelden belki yardımcı olmaya çalışırım gördükçe yine Discord üzerinden. Elimden geldiğince o şekilde katıl abonelerine de yardımcı olmaya çalışıyorum. O zaman tekrardan hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Lütfen videoyu beğenmeyi ve ayrıca destek için kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın. Umarım buradaki bilgilerde hepiniz faydalanabilirsiniz.